Herkese merhaba. Top Gun Maverick filmini ağır çekimde izlediğimde ilginizi çekebilecek birçok yeni detay fark ettim. Bu detayların birçoğunu filmi izlerken fark etmediğinize eminim. Bu filmi izlemeden önce Amerikan savaş uçakları ve deniz kuvvetleri hakkında çok fazla bilgim yoktu. Ancak filmi incelerken bulduğum detaylar konuyu daha da detaylı araştırmama sebep oldu. Videoyu sonuna kadar izlemeye devam ederseniz yayınladığım detayların daha da ilginç ve işlerini siz de fark edeceksiniz. Hadi başlayalım. Filmin açılış sahnesinde Top Gun programının anlatıldığı görselde ufak bazı değişiklikler dışında neredeyse orijinale sadık kalınmış. Son filmdeki yazıda pilotlardan erkekler yerine kadınlar ve erkekler olarak bahsedilmiş. Buradan artık kadın pilotların da olduğunu anlıyoruz. Bir başka değişiklik ise garantiye almak cümlesini sağlama almak olarak değiştirmişler. Filmin yine başlarındaki sahnede bir önceki filmde görmediğimiz bir kamera açısı görüyoruz. Ön tekerin çekiminin yapıldığı bu görüntü ilk filme göre daha gerçekçi bir izlenim sunarak bize filmin içine almaya başlıyor. Hatta ilk birkaç sahnede çekim ve kamera kayıtlarının yıllar içerisinde ne kadar ilerlediğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Başka bir detayda ise şunu fark ettim. Maverick kalkış sırasında ortalığı tozu dumana katarken Amiral Kane'in çok fazla hareket etmemesi ilginç gelmişti. Hatta kulübe içerisindeki askerler bile neredeyse yerinde duramazken amiralin gözlerini bile kapatmaması ilginçti. Ağır çekimde baktığımda amiralin gözlerini güneş gözlüğüyle kapattığı ve uçağın gelişine kendini hazırladığı dikkatlerden kaçmıyor. Ne de olsa amiral değil mi? Filmin yine ilk sahnelerinde P-51 Mustang marka uçağı görüyoruz. Bu uçağın Tom Cruise'a ait olduğunu biliyor muydunuz? Tom Cruise 1994 yılından beri tam uçuş ehliyetine sahip ve bu uçakta en sevdiği uçağıymış. Full ehliyetli demek gece gündüz fark etmeksizin istediği zaman uçuş yapabileceği anlamına geliyor. Filmin başında film bize diğer karakterleri tanıtırken Tom Cruise'un fotoğraflarını astığı pano dikkat çekiyor. Buradaki fotoğraflarda Aka Goose'un oğlu genç Rooster'ı görebiliyoruz. Bu da o karaktere yoğunlaşmamıza sebep oluyor. Ayrıca aynı yerde Penny Benjamin'in de fotoğrafını görüyoruz. Bu da Maverick'in Penny'yi sevmekten hiç vazgeçmediğini bize kanıtlayan bir ipucu oluyor. Kamera Rooster'ın fotoğrafını gösterirken Aka Goose'un ve eşinin görüntüleri bulanıklaştırılıp Rooster'a odaklanıyor. Bu da filmin konusunun neye odaklandığını çok net bir şekilde bize başlarda belirtiyor. Maverick'in dolabında P-51 Mustang uçağına ait bir el kitabı bulunuyor. Biraz önce P-51 uçağının Tom Cruise'a ait olduğundan bahsetmiştim. Muhtemelen bu el kitabının da yine ona ait olduğunu düşünebiliriz. Maverick'in 10 Mach hız limitini zorladığı sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Burada size 10 Mach hızın ne demek olduğundan bahsetmek istiyorum. 10 Mach ses hızından 10 kat daha hızlı uçuyor demek oluyor. Yani saatte 12.346 km hız ya da 7.672 mil hız demek oluyor. Ki bu inanılmaz bir sürat demek. Bu hıza yaklaşırken uçaktaki konsolda rakamların bulanıklaştığını fark ettiniz mi? Ancak Tom Cruise'u gösteren kamera çok net görünüyor. Burada rakamları gösterirken Tom Cruise'un gözünden yaşadığı bulanıklığı bize hissettirmek istercesine bir kayıt yapılmış. Ki bence o da sahnelerde etkili bir çekim yaratmış. Hangman müzik kutusunda Slow Ride adlı parçayı seçiyor. Bunu seçerken 86'yı tuşluyor. Buradaki 86 orijinal filmin yayınlandığı tarih. Seçilen bu şarkıda Rooster'ın "Düşünme, sadece yap" algısını hayata geçirmesine yardımcı olacak bir şarkı oluyor aslında. Filmde gördüğünüz SR-71 kodlu bu uçak Amerikan ordusu için çok pahalı bir uçak olduğundan Soğuk Savaş sonrasında programı durdurulmuş ve artık kullanılmayan bir uçaktır. Maverick'in kullandığı kredi kartı kendi ismini taşıyor. Ancak kredi kartındaki numaraların uydurma olduğu dikkatli bakıldığında anlaşılıyor. Numaralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak gidiyor ve sonrasında 90, 10 ile bitiyor. Bu sahnede Penny, Maverick'e kolu çevirmesini söyledikten sonra
Tom Cruise neredeyse gerçekten düşme tehlikesi atlatıyor. Ancak yine her zamanki Tom Cruise gibi çabucak toparlıyor. Hatta Penny bu sahnede ona iyi olup olmadığını da soruyor. Ve büyük ihtimalle bu sahne senaryoda olmayan doğaçlama bir sahne olarak çekilmiş ve kaldırılmamış. Tom Cruise, Görevimiz Tehlike filmindeki bir sahne çekiminde de neredeyse ayağını kırıyorken çekim ekibi kayıt almaya devam ediyor. Ve sahneyi bu şekilde bırakıyorlar. Sanırım başrolde Tom Cruise oynarken çekim ekibi için bu tarz şeyler çok sıradan. Buradaki sahnede Tom Cruise'un elini cama yasladığını görüyoruz. Ancak yaptığım araştırmalarda F-18 uçağını eğer düz bir şekilde uçurmuyorsanız tek elle manevra yapamayacağınızı belirtiyor. Burada yüksek hızla manevra yaparken Tom'un bu kadar alan bulup elini cama koyabilmesinin tek sebebi uçağı onun kullanmıyor olması. Biraz daha detaylı araştırma yaptığımda çekim ekibinin Tom Cruise'a F-18'i uçurma iznini vermediği ve risk almadığı. Onun yerine arka koltukta oturtup kamera hileleriyle o uçuruyormuş gibi bir izlenim yarattıklarını öğrendim. Maverick ve Rooster kafa kafaya giderken birden dönerek uçmaya başlıyorlar. Buradan sonraki görüntülerin tamamı CGI, yani bilgisayar ortamında yaratılmış görüntüler. Çekim ekibi herhangi bir kazaya sebep olmamak için ve risk almadan bu sahneyi çekmek istediklerinden dolayı bu yönteme başvurmuşlar. Ancak bu çekimlerin kalitesi gerçekten güzel yapılmış ki sahte olduklarını hissettirmeden filmin içinde akışına devam ediyor. Maverick herkese bu çok tehlikeli görevin yapılabileceğini ispatladığı sahnelerde herkes mutlu olmuşken Rooster'ın bir şekilde sevinmediği ve bir şeyler düşündüğü görünüyor. Büyük ihtimalle yazarlar Rooster'ın gözünden bize şunu hissettirmek istediler diye düşünüyorum. Bu kadar iyi bir pilot babamı öldürmüş müdür? Hayır, sanmıyorum. O zaman o olay bir kaza olmalı. Bu sahneden sonra Rooster hikayenin öbür tarafını görmeye başlıyor ve Maverick konusunda katı duruşu yumuşamaya başlıyor. Bu sahnedeki isimlendirilmemiş düşmanın koordinatlarına baktığımız zaman Nemo noktası adı verilen ve dünyadaki her kara parçasına eşit uzaklıktaki denizin ortasında bir yer olduğunu görüyoruz. Bu nokta kendisine en yakın kara parçasına yaklaşık 1500 km uzaklıktaki okyanus ortasındaki bir nokta. Daha da ilginç olanı filmin ilerleyen sahnelerinde düşmanın F-14 savaş uçakları olduğunu görüyoruz. Ve gerçek dünyada F-14 savaş uçağı olan tek ülke İran. İran'ın hala F-14'leri nasıl uçurabildiğini düşünmek de ayrı bir konu tabi. Çünkü İran şu anda bu uçakların yedek parçalarının yapıldığı hiçbir uçak fabrikasına girme izni olmayan tek ülke. Yani bu uçakların ihtiyacı olan yedek parçaları bir şekilde kendileri ayarlıyorlar ve bu da durumu daha ilginç hale getiriyor. İşte ağır çekimde izlediğimde Top Gun Maverick'te gözüme takılan detaylar bunlardı. Eğer videodan hoşlandıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi kalın, hoşça kalın.